Yani tamam, kahvaltı güzel fikir ama mekan kötü. Niçin? Allah Allah, ne seriliydin masanın üstünde? Ne, gazete kağıdı. Ha işte gazete. Gazeteyle olacak iş mi bu oğlum? Niye ya? Böyle şeyleri söylemek çok zordur yani. Ya şu anda acayip mutluyum, biliyor musun? Gerçekten dünyanın en mutlu insanı ben bile olabilirim ben şu anda. Sen hep böyle benim ekmeğimi reçel sürsen, ben sana çay doldursam, gece yatmadan önce duyduğum en son ses senin sesin olsa, sabah kalktığımda ilk senin yüzünle uyansam, bu güzel yüzünü görsem her sabah, güne senle başlasam, çok mutluyum biliyor musun? Leyla, ben seni çok seviyorum. Bu Kocaeli Spor Kupa'da karşı yakayı elemiş. Ya adamlar ne direndiler ya. Ya bu körfez bitti dedikçe adamlar daha beter saldırıyorlar. Hayret bir şey yani. Bir şey mi oldu sen? İşte çay koyayım. Abi Allah aşkına olur mu öyle şey ya? Futboldan anlamaz ki, sevmediği bir şey sonuçta futbol ya Leyla'nın. İyi o zaman, sen kızı onu sevdiğini söylediğin sırada kim bilir hangi futbol haberini okuyor olur. Oğlum lastik, kauçuk, benzin kokusuna değinmiyorum bile. Oğlum senin gibi adamlar yüzünden sığıra çıktı adımız ya. Biraz romantik ol ya. Biraz romantik olun artık ya. Doğru mu Samet? Oğlum bir şey söylesene, doğru mu değil mi? Doğru mu değil mi? Doğru. Doğru. Leyla'ya gideceksin. He. Sahilde güneşin doğuşunu birlikte izleyelim diyeceksin. Neden derse? Neden? Ha, neden derse diyecek. Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var diyeceksin. He. O zaten mesajı alacak. Güneşin tam doğduğu sırada elini tutacaksın. Elini. Ona döneceksin. Elimden hiçbir şey gelmez. Ellerini tutmaktan başka. Gözlerim kimseyi görmez oldu. Seni gördükten sonra. Aklım fikrim hep sen oldun. Öyle kalsın. Sakın bozma. Şu doğan güneşin şahitliği yeter. Kimse olmasın avamızda. Abi ben kalkayım artık. Arkadaşlar bekler. Doğru mu? Doğru. Abi kalkayım ben. Yavuz bıraksana çocuğun elini. Çocuk pıstı kaldı orada. Sabahtan beri davumu 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 bırak. Çocuk beti benzi attı zaten. Ya bir şey söyleyeceğim. Tüm bunları söylemesem de diyorum. Hani bu laflara hiç girmeyeyim de. Hani direkt güneşin doğuşu zaten tek başına saçma bir şey. Saçma sapan. He. Gecenin bir saati gideceğiz oraya da sabaha karşı güneş doğacak diye bekleyeceğiz de. Üşüye üşüye, dona dona. Hii, dünya saçmalığı. Niçin yapıyorsun öyle bir şey? Mecnun, sen Yavuz abine güven. Gecenin en karanlık olduğu an, güneşin doğmasına en yakın olan andır. Andır mı? Şimdi bir saniye. Ben doğru mu anladım bilemiyorum. İlk önce onu bir toparlayalım. Şimdi siz insanları büyük bir alanda toplamak istiyorsunuz. Bu insanlara gelen tuhaf sesleri dinletmek istiyorsunuz. Bu tuhaf seslerin de İstanbul'daki çamaşır makinelerinden geldiğini söylemek istiyorsunuz. Sadece söylemek değil, kimi evlere kurduğumuz kameralarla makinelerin çalıştığını dev ekranlarda göstereceğiz. Sadece çamaşır makinesi değil, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, buzdolabı, ne kadar beyaz eşya varsa. Buzdolabı deyip geçmeyin. Gece buzdolabının sesinde uyanan insanlar var. Bu organizasyon sayesinde herkes beyaz eşya kurtulacak. Hı. Bu firma yönelecek. Ne diyorsunuz? Ne diyeyim? Vallahi ben böyle bir fırsattan istifadecilik görmedim. O zaman şöyle yapalım diyorum ben. Leyla'cığım bir şey konuşabilir miyiz acaba? Necim, toplantı yapıyorum. Ha. Yani? bir şey diyecektim ya. Ne diyecek? Güneşin doğuşu. Güneşin doğuşu ne kadar mucizevi bir şeymiş ya meğer, değil mi? Böyle her gün her gün. Yani ne bileyim, öyle her gün olan bir şey, niye öyle abarttın ki sen şimdi? Aa öyle deme ama ya, çok mucizevi değil mi? Güneş her gün oradan doğan bir şey yani sonuçta. Hani insan bir tüyleri ürpermiyor mu? Yağmurun yağması da böyle çok mucizevi. Kar tanelerinin böyle hiç birbirine benzemiyor arkadaş yani. Bu kadar mucizevi olması. Yani bu kadar mucizeye düşkün bir insan tanıyorum ben. Yani yağmur yağınca sırf yağmur mucizevi diye şemsiye taşımıyor ya. Tanıdıklarım var o şekilde ya. İlginç. Kim onu? Şimdi isim verip kimseye ifşa etmeyelim burada yani. Arkasından konuşmuşuz gibi olmayalım mı? Anladım. Mecnun. Asıl konuya geleceğim mi? Ya çok zor bir şey işte o ya. Hemen böyle pat diye giremiyor insan konuya. Bizim bir arkadaş var da. Kendisi
güneşin doğuşuna çok meraklı. Hı. Ve her gün güneşin doğuşunu izlemeye can atıyor ve hani ister ki seninle birlikte güneşin doğuşunu sahilde izlesin. Hı. Benimle birlikte izlemek istiyor arkadaşın güneşin doğuşunu. Evet. Anladım. Seninle konuşacağı bayağı önemli şeyler varmış. Müsait misin o saatte? Hoş, o saatte ne işin olacak da yani? E tamam, olur. Tamam mı? Hı. Gerçekten mi? Hı. Yuh, ne acayip işmiş ya. Sabahın köründe diyorum ki sahile gel, güneşin doğuşunu izleyecek arkadaş diyorum. Ve tamam mı diyorsun? Ne gün doğumuymuş ya. Bak mucizevi değilim, inanmadın o kadar da yani. Vazgeçeyim mi? Hayır hayır, tamam. Okey o zaman, sabaha karşı güneşin doğumu sırasında sahilde buluşuruz. Arkadaşla buluşursunuz, tamam. Arkadaşla sahilde. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gönlünüz.